Bu videoda hazine bulan insanlara bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Ne buluyor? Elmas mı buluyor bu? Hayır ya, bir saniye. Elmas bulma böyle bir şey değil ya, böyle kolay olmaması lazım. Ayrıca o bulduğun şey elmassa eğer, yani şu an milyarder olabilirsin ya. Bu inanılmaz. Ne o? Tamam, MacBook. Nereden buldun onu? Tamam. 7 dolar mı? Nasıl ya? Abi 7 dolara nasıl MacBook olmuş olabilir? Hangi mağazaysa bize de söyler misiniz? 250 bin dolarlık Pokemon kartı. Hangi kart? Abi hiç anlamadığım bir konu ya bu Pokemon kartı falan filan. Hiç anlamıyorum, hiç yok bende. Hangisi o? Ne çıktı? Hangi kart? Bakayım bakayım, herkes seviniyor da. O mu? Altın bir şey. Illustrator falan olması lazım herhalde. Ben şunu anlamıyorum ya. Bu Pokemon kartları niye bu kadar pahalı? 17 yaşındaki Amazon'dan bir şey almışlar. 450 dolar ödemişler. Ha, içinden ne çıkacağını bilmiyorlar galiba. Vay. Bir tane bir şey çıktı. Bunların hepsi değerli şeyler galiba ya. 5000 dolar geri aldılar. Abi 450 dolar ödüyorsun, içinden 5000 dolarlık bir şey çıkıyor. Kumsalda elmas yüzük bulmuş. Abi her videoda söylüyorum, benim de şu yüzüğü bir bulabilir misiniz ya? Yüzük gitti ya. Çıkar bakayım ne çıkacak. Aha. Öttü. Bir şey öttü. Vay, bayağı yüzük çıktı. Sizce bu yüzük şimdi kaç karat? Yani bu adam kaç para kazanmış oldu? Ne bu? 1855'ten bir para bulmuşlar. Altın para. Abi bunu bilmiyorum, satabilir misiniz? Satamaz mısınız? Satmak legal mi, illegal mi? Hiçbir fikrim yok ama 1855'ten bir altın para ve çok temiz duruyor şu an. Türkiye'de bunları satamazsınız ama yurt dışında nasıl oluyor bilmiyorum. Depo savaşları, 50 dolara almışlar depoyu. Bakalım 50 dolarlık depodan ne çıkacak? Abi bir şeyler çıktı. Ne bu? Ayakkabılar falan var. Bunların tanesi 300 dolar zaten. 89 dolar. Bu ne? Kartlar falan var. Michael Jordan kartları falan var. Bunlar 12.500 dolar, 7.500, 5.000 dolar. Oy, sen bayağı zengin oldun, 23.000 dolar falan abi, bitmiyor bu. 50 dolarlık yerden çıkan şeylere bak. Türkiye'de yok mu ya böyle depo savaşı, biz de girsek? Çöpten ne bulmuş? GameStop diye bir yerin çöpünden. Vay, bakayım. Bu ne? Aa, ne güzel bir şey bu. Oo, bir sürü oyun var. Abi bunları bu mağazalar niye çöpe atıyor ya? Şuna bak, kod var, PlayStation, Xbox oyunları falan. Bunlar satılır yani, öyle çöpe atılacak şeyler değil bence, baksanıza. Hepsinin kutusuyla duruyor. Oo, ne güzel ortam, şelaleli falan. Ne var orada? Aha, arada para mı var? Bir şey sıkıştırmışlar araya. Ne ya o? Ok mu? Oo, belki milyonlarca yıllık bir ok falan olabilir bu. Ya da bilmiyorum, belki 10 gün önce attılar o oku, bilemeyiz. İnsanlar çılgınca şeyler kaybediyor. Yine aynı abi. Abi sen yüzük bulmadın mı zaten? Bu sefer ne bulacaksın? Öttü, aha. Orada bir şey var. Ne o? Ne bu? Vay. Abi eğer değerli bir şeyse iyi değerlidir yani. Burada da bir şey çıkacak galiba. Ne geliyor? Ya biz de mi alsak kumsalda, bilmiyorum ki ya. Bir şey bulabilir miyiz? Bu ne? Aa, bu şey Star Wars oyuncak. Bu para etmeyebilir ama bunu tam bilemedim yani. Ya da bilmiyorum, belki de para ediyordur. Sizce bu ortam gerçek olabilir mi? Her yer altın. Abi buranın konumunu alabilir miyim ya? Şuna bak. Koskoca altın çıkıyor her yerden. Bence gerçek değil. Böyle bir ortam nasıl olsun ya? Şuna bak. Bayağı altın çıktı yani. 50 kiloluk altın çıktı. Mümkün değil. Eğer mümkünse bir adres alabilir miyiz? İnsanlar dükkanlardaki çantaları kontrol edin diyormuş. Ve yapmış o da. Başkasının cüzdanı değil mi bu? İçinde bir sürü para var. Bir şey diyeceğim, unutulmuş bir cüzdan var yani, bunu alamazsın. 45 dolar varmış içinde de yani. Abi niye alıyorsun ya? 20 dolar falan var. Başkası unutmuş belli ki orada yani, almamalısın bence. Suda yine ne var? Aha, bir şey çıkacak abi suda. Ben de alacağım ya. Aha, yüzük çıktı. Burada ne çıkacak? Çakı mı o? Garip bir şey çıktı, bunu anlamadım ne olduğunu. Tırnak makası bile olabilir şu an. Bunlar ne? Paralar falan çıktı. E çok iyi ya. Hem yüzeriz hem böyle bir şeyler bulmuş oluruz. Ne bu? Dört yapraklı yonca mı arıyorsun? Abi biraz zor ya. Dört yapraklı yonca bulmak. Bak hep üç yaprak görüyorum ben. Aha, bir tane buldu galiba. Dört yapraklı yonca buldu abi, şans getirir. Bak öyle bir inanç var. Dört yapraklı yonca bulursanız şanslısınız. Abi nehre bir şey fırlattı. Ha, galiba ucunda büyük bir mıknatıs var. İple onu çekecek. Bakalım ne geliyor. Ne geliyor abi? Çek 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 çek.
Bisiklet mi? Adam bisiklet buldu ya sudan. Para eder mi ki acaba? Da yeni duruyor yani, edebilir. Çılgın satış gibi bir şey. 2695 dolarlık sandalye mi? 5295 dolarlık sandalye mi? Ne oluyor ya? Sen ha bunu ucuza aldın. 5000 dolarlık sandalyeyi sen ucuza mı aldın? Bir şey diyeceğim, bu sandalyeye kim niye 5000 dolar veriyor? Önce onu düşünmemiz gerekiyor. Sen ayrıca onu nasıl tanıdın? Onu temizleyeceksin, restore edeceksin, sonra 5000 dolarlardan satacaksın değil mi? Yani güzel işte. Biraz da şey önemli ya, neyin pahalı olup neyin olmadığını bilebilmek önemli. Yani bu abla bu sandalyeyi tanımasa böyle bir para kazanamazdı. Ne var abi? Bu da çöp değil mi yine? Çöpe bir sürü cips atmışlar, abur cubur falan atmışlar. Yurt dışında böyle bir şey var ya, mağazalar satılmayan ürünleri mi atıyorlar? Ya tarihi mi geçiyor acaba? Bayağı dükkanların arkasındaki o büyük çöplere atıyorlar bunları. Abi madem çöpe atacaksın, tarihi de geçmediyse insanlara dağıtsana bedava. Bunu da ben mi söyleyeyim ya? 10 milyar yıllık meteorit bulmuş. Nasıl ya, 10 milyar yıl mı? Nereden buldun onu? Aaa mıknatıslar. Bu mu şimdi? Bu taş 10 milyon yıl olduğu nereden bildik 10 milyar yıl? Çok standart bir taştı yani benim için. Para edecek mi bu? Bunları 30 dolara almış bu kutuları. Ne çıktı ki içinden? İyi bir şey mi var? Ne bu? İmzalı bir kart gördüm sanki orada. Bu kartlar galiba pahalı. Sizce bunların fiyatı ne? Hiç fiyatını da yazmamış. Ama en azından 30 dolardan fazladır herhalde. 100 yıllık gümüş madenine inmişler. Var mı gümüş orada? Bakayım. Dinamit kutuları falan var. Abi uzaklaşın, dinamit falan olabilir her yana her yerde. Buraya nasıl girdiniz ya? Taş mı? Aa, harbi gümüş çıktı. Bu gümüş satılıyor mu böyle ya? Sen bunu buldun da satabilir misin ki? Onunla vura vura galiba çıkarıyorlardı. Yine bir sürü dinamit var. Los Angeles 1913'ten bir kağıt var. Abi bu kağıt bile değerli şu an yani. Daha derine ineceklermiş. İnmeseniz mi ya? Bilemedim yani. Acaba o gümüşleri buldun, şimdi onlar satılıyor mu? Ya mesela ben böyle taş şeklinde bir gümüş buldum. Bunu satabiliyor muyum ki? Onun işlenmesi gerekmiyor mu? Ne bu abla? Koltuk. Ay güzel de koltuk. Şu galiba çöpe atılmış da. Sanırım bu abla onu tanıyor. Evet. Bildi şu an. Kaç paralık koltuğu göremedim ama galiba pahalı bir koltuk. Aldılar onu temizleyip şimdi tekrar satacaksınız değil mi? Ya. Abi işte onu tanıyabilmesi önemli yani. Ben şu koltuğu görsem tanımam bak. Onun yerine ha satmadın da sen. Eve koydun. İyi. Kaç paralıktı ki ya bu koltuk? Bir şey diyeceğim. Koltuğun fiyatı 8000 dolarmış ya. Biraz fazla pahalıymış. Soru şu. 8000 dolarlık koltuğu kim çöpe attı? Yani o çöpe atanı bulmak lazım, o çünkü daha fazla şeyleri de çöpe atacaktır. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Hazine bulan insanlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallara da abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.